Tarih 8 Haziran 2011. Burçak HES iletim tünelleri. Aynada çıkan sudan ötürü tünel bir hafta 10 gün durmuştu. Suyun boşalması beklendi. Daha sonra drenaj delikleri açıldı aynada. Su bir yere toplandı. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz deveje boruların içinden verildi. Maalesef daha sonra birden şiddetli suyun boşalmasıyla birlikte şu gördüğünüz basa geldi. Hatta ondan önce bir bu kadar daha pasa vardı. Yaklaşık 10 kamyon malzeme çıkarıldıktan sonra hala aynı şekli korumaya devam ediyor. Tekrar arkadan devamlı olarak malzeme gelmeye devam ediyor. Bütün iksalarda eğrilmeler var. Aynı zamanda şöyle gördüğünüz gibi yanlardan oluşan baskıdan dolayı iksalar yukarıya doğru kalkmış. Ayaklar içe doğru basmış. Ve hepsi çatlak. 160'lıklı profil iksalar eğrilmiş vaziyette. Şu anda karar olarak aynaya ilerlemek pek mantıklı görünmüyor. Çünkü keza tünelin şu andaki pozisyonu daha fazla yük kaldırabilecek durumda değil. İksalara yükü taşıtmamız gerekirken şu anda iksalar kendilerini zor taşır durumda. Bu çerçevede yapabileceğimiz tek şey aynayı durdurup yukarıdan enjeksiyonla, kimyasal veya çimento enjeksiyonuyla zemini sağlamlaştırma çalışmaları yapmak. Geriye doğru gidelim Halit. Şimdi aynadan uzaklaştıkça şeklin değişikliği daha bariz bir şekilde belli oluyor. Görüldüğü gibi buralarda da aynı şekilde tavanda. Şurada. Şuraya ışık tutalım. Şu ortaya. Evet. Böyle ve şu anda tam eksende duruyorum. Bakın şekil eğrilikleri bariz bir şekilde belli oluyor. Konu ile ilgili diyeceklerimiz bunlardan ibaret. Çekim tarihi 6 Haziran 2011 Burçak Hidroelektrik Santraller. Çekimi yapan Baran Bayuk İnşaat Mühendisi.